Kars Valisi Günay Özdemir, Sarıkamış Harekatı'nın 100. yılı kapsamında 3 gün sürecek etkinlikler için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve davetlileri Sarıkamış'ta beklediklerini söyledi. Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada bu sene Sarıkamış Harekatı'nın 100. yılı olduğunu anımsatarak ilçeye ciddi yatırımlar yapıldığına dikkat çekti. Sarıkamış'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaptırılan Ay Yıldızlı tören alanında son aşamaya gelindiğini ve bu yıl törenin burada yapılacağını ifade eden Özdemir, gelecek olan tüm misafirlerimizi bu tören alanında ağırlayacağız. Onlara Sarıkamış'ı anlatabilecek bir altyapımız var dedi. Özdemir, 2-4 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında bütün hazırlıkları tamamladıklarını, davetiyeleri gönderdiklerini, gelecek misafirlerinde kalacak yerlerinin belirlendiğine değinerek şunları kaydetti. Şu anda bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Gelecek olan misafirlerimizin kalacak yerlerinin hepsini belirledik. Ve davetlilerimizi başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Sayın Başbakanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza, iş adamlarımıza, sivil toplum örgütlerine, basınımızın tüm temsilcilerine gönderdik. Onlardan dönüşler olmaya başladı. Bazı Sayın Bakanlarımız katılacaklar. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılma konusunda taslak programında olduğunu biliyoruz. Onlardan da haber bekliyoruz. Bu konuda devlet erkanı olarak katılacaklar. Önümüzdeki hafta netleşecek. Biz de ona göre bu katılımı her türlü altyapı, güvenlik, sosyal, kültürel anlamda da, kalacak yer anlamında da bütün hazırlıklarımızı çok rahat bir şekilde yerine getirebilecek şekilde hazırladık ve bütün halkımızı rahat bir şekilde ağırlayabileceğimiz, günlük olarak gelenleri de ağırlayabileceğimiz, yürüyüş esnasında sağlık anlamında, güvenlik anlamında ne gerekiyorsa her türlü tedbirler alındı. Türkiye'nin her ilinden gelecek UMKE ekiplerimizle de oradaki sağlık ve denetimi de kar araçlarıyla çok rahat bir şekilde yapacağız. Onun için orada da güvenlik ve sağlık anlamında da her türlü altyapımızı hazırladık, planlarımızı hazırladık. Şu anda herhangi bir eksiğimiz yok. Onun için biz halkımızın çok rahat bir şekilde Sarıkamış'a gelip bu etkinliğe katılabileceğini ve rahat ettireceğimize inanıyoruz. Şu anda araç kar araçlarıyla geçiş yapılacak. Belki daha sonraki yıllar, yaz döneminde altyapı olarak araç geçme altyapısı, çünkü altına beton attık, üzerine taş döşedik. Altyapı olarak gerçekten orada her türlü aracın geçebileceği bir altyapıya sahip. O yönden de bir ciddi sıkıntımız yok. Ama biz şu anda yürüyüş esnasında oraya araçların girmesini çok istemiyoruz, o yola. Çünkü herhangi bir aracın kayması, herhangi bir orada aracın arızalanması bizim yürüyüşümüzü engelleyeceği için o esnada oraya araç girişine izin vermeyeceğiz. Burada 100 bin kişinin Kars'a gelip Sarıkamış'ta yürümesinden ziyade aslında bu planlama şu şekilde yapılıyor. 100 bin kişi o gün Türkiye'nin değişik illerinde de Sarıkamış şehitleri için yürüyor. Yani orada belki biz bugün burada 100 bin kişiyle yürüme anlamında öyle bir hedefimiz yok. Ama bütün Türkiye çapında 100 bin kişiyle 90 bin şehit için orada yürünmesini hedefliyoruz. Tabii gelecek kişi anlamında Sarıkamış'da da yine biz ne kadar insanımız gelirse gelsin hepsine günlük olarak orada belki kalacak anlamında 100 bin kişilik yerimiz yok ama günübirlik geldikleri zaman onların ulaşımını, ihtiyaçlarını giderecek her türlü altyapımız hazır. O konuda herhangi bir ciddi sıkıntımız yok. Bütün halkımızı bu konuda da rahat edebileceklerine inanıyorum ve bu konuda da herhangi bir tereddüt etmeden rahat bir şekilde gelebilirler. Şimdi Sarıkamış'ın aslında Sarıkamış anlamında biz düşündüğümüz zaman Sarıkamış'ın kış turizmi ve bu konuda milli parklar anlamında da, Sarıkamış şehitlikleri anlamında da Sarıkamış gerçekten önemli bir turizm merkezi. Biz şu anda bir Sarıkamış'ın master planını çıkarıyoruz. Hem şehitlik anlamında hem kış turizmi anlamında oradaki potansiyelimiz nedir? Bu potansiyeli nasıl değerlendiririz? Ve bu konuda ihtiyaçlarımız nelerdir? Hangi tür tesislerin yapılması gerekir? Ve bizim öne çıkaracağımız değerlerimiz nelerdir? Ve insanlar geldiği zaman onları rahat ettirebileceğimiz, onlara farklı anlamda kültürel, ekonomik, sosyal anlamda gösterebileceklerimiz, değerlerimiz nelerdir? Onları çıkarmaya çalışıyoruz. Kars'ın Çıldır Gölü ile ilgili Ardahan Valiliğimizle beraber Çıldır Gölü'nün planlamasını şu anda yapıyoruz. Çünkü Çıldır Gölü Ardahan'la beraber planlanması gerekli olan bir kültürel varlığımız.
Ve bu kültürel varlığımızı da yine bölgesel anlamda bir master planıyla o bölgede nelere ihtiyaç var, gelen insanlar ne tür beklentiler içerisinde geliyor, altyapıda ne tür hizmetler verilecekse ona göre bir planlama yapıyoruz. Kars merkezde planlamayı yine master anlamda, çünkü eğer master planı yapmadığımız zaman Kars merkezde de neyin nereye yapılacağını, hangi alanları ön plana çıkaracağımızı belirlememiz gerekiyor ki Kars gerçekten tarihi ve kültürel değerler anlamında tarihten gelen çok derinlerden gelen bir birikimi var. Ani harabelerin de olduğu gibi. Ani harabelerinin tekrar mağaralarla beraber bölgesel olarak planlamasını yapıyoruz. Yani şu anda Kars'ta, Kars merkezdeki değerlerimiz, Sarıkamış'taki değerlerimiz, Çıldır Gölü etrafındaki değerlerimiz ve Ani olmak üzere temelde 4 tane ana merkezimiz var. Buralar çok iyi bir şekilde planlanıyor ve bu konuda da zaman zaman Kars'a değişik bölgelerden, değişik illerden ve uluslararası anlamda da gelenler var. Şu anda geçen turizm anlamında Rus Büyükelçisi ile bir görüşme yaptık. Geldi, kendisi burada 2 gün kaldı. Şu anda Rusya'dan turizm seyahat acentelerini davet ettik. Onlar geldiği zaman da Kars'ı en azından turizm anlamında ne beklentileri var, nasıl bir beklenti içerisinde, biz onlara neler sunabiliriz, bununla ilgili belli bir değerlendirme yapacağız ve turizm anlamında da Rusya'yla da bir işbirliği içerisine gireceğiz.